Yerinde yerinde. Hype geldi. Evet. Arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldin. Sana da uygulamış. Çapraz daha gerek var mı? Çapraz oturmak ister misin bu arada? Yok. Yoksa düz mü? Yok yok. Batuhan, Unistand'a hoş geldin. Hoş geldin. Bugün seninle Unistart'ın ilk defa yayınlayacağı bir konsepti çekeceğiz. Kendi okuduğu bölümden bağımsız başka bir mesleğe yönelen arkadaşlarımız var, insanlar var. Sen de onlardan birisin. Bu konu hakkında sana sorular soracağım. Bu soruları yine liseden merak eden arkadaşlarımız bu konuya dair meraklarını gidermek adına bize sordular. Biz de seni çağırdık. Teşekkürler, geldin sen de. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Onları cevaplamanı isteyeceğim. Hazırsan soruların geliyor. Hazırım. Okuduğun bölüm dışında bir mesleğe yönelme kararını ne zaman verdin? Üniversiteden önce ise neden bu bölümü seçtin? Müzik yapmaya 14-15 yaşlarında sahnede başladım. O zamanlar ufak ufak para kazanmaya başlamıştık. Tam zamanı. Herkes çekerken. Sıfırdan alacaksın. Okuduğun bölüm dışında bir mesleğe yönelme kararını ne zaman verdin? Üniversiteden önce ise neden bu bölümü seçtin? Lisede ben çalışmaya başlamıştım. Küçük küçük sahneler yapmaya başlamıştık gruplarımla. 15 yaşımda ilk sahneye çıktım. Çok küçük paralar da kazanıyordum yani. Harçlığımı ufaktan çıkarmaya başlamıştım. 16 yaşına galiba hatırladığım kadarıyla biz bir albüm yayınladık internetten. O zaman ailemi karşıma alıp şey diyebildim. Ya ben bir yola giriyorum ve eğer bunun karşılığında güzel şeyler gelmeye başlarsa ben bu yoldan devam edeceğim. Babam çok zeki bir adamdır, çok potansiyeli olan bir adamdır. Ben lisedeyken Harvard Business School'u kazandı, Boston'a gitti falan. Ben onun kitaplarını karıştırırken dedim ki bu yönetim bilimleri, ekonomi aslında acayip bir konu. Biraz garantici davrandım, itiraf ediyorum yani. Hiçbir zaman böyle konservatuvara gitmeyi göze alamadım çünkü kendimden de emin değildim. Hem bir mesleğim olur hem de öğrenmek istediğim bir şeyi öğreneyim, eğitilmek istediğim konuda eğitileyim dedim. Biz de işletmeyi tercih etmiş olduk öylelikle. Bölümü seçip üniversiteye girdikten sonra fikrin değişti mi? Değiştiyse hiç bırakmayı düşündüm. Albüm anlaşmamı imzaladığımda ikinci sınıfın başlarındaydım. Hani o zaman daha fazla yük bindirmemek ya da hayatımın yönünü değiştirmek kararını almakta çekindim. O zaman bile yani albüm anlaşması yaptıktan sonra bile hala bir yanım yani o kültürün verdiği bir şey ona atamıyorsun. Bir yanım hani oğlum diploman olsun oğlum. Hani böyle teyze sesiyle ama anladın mı yani. Oğlum diploman olsun oğlum. Oğlum işte bileziğin olsun oğlum falan. Yani hiçbir zaman ona tam cesaret edemedim. Peki bölümün sana sağladığı avantajlar veya dezavantajlar nelerdir? Aldığım ekonomi eğitimi, aldığım yönetim bilimleri eğitimi, pazarlama eğitimi aslına bakarsan ileride bana marjinal olarak bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle her öğrencinin yani hangi bölümü seçerse seçsin günümüz ekonomisinin nasıl işlediğini bilmesi lazım bir birey olarak. Ekonomi dinamiklerinin her öğrencinin, her bireyin bilmesi lazım. Paranın değeri neden düşer, neden yükselir, ben faiz arttırınca ne olur, düşününce ne olur, benim bir param var nereye yatırayım? Yani bunlar, bu dinamikleri öğrenmek için doğru bir bölüm seçtiğimi düşünüyorum. Onun dışında, yani okuduk diyeyim. Peki şu an ilerlemekte olduğun meslek aslında sanatçılık biraz da evet. Söylüyorsun. Hani ona bir katkısı oldu mu bölümün? Eline toplu bir para geçmeye başladığı zaman, özellikle bizim meslekte çok hızlı geçişler olabiliyor. Mesela bir kariyer yolculuğunda alacağım maaşın yükselişi bellidir. Ama ben bugün aldığım parayı yarın bir şarkı çıkardıktan sonra ona katlayabilirim. Yani potansiyel olarak. Eline toplu para geçmeye başladıktan sonra o öğrendiklerim bir yerde devreye girecekti diye tahmin ediyorum. Taksi plakası alıyorlar. Yani çok çok boktan yatırım şimdi. Taksi plakası alıyorlar. Yani. Sana benzer bir yol çizmek isteyenlere ne tavsiye verebilirsin? Şöyle bir faktör var orada. Hayatta sürekli opsiyon tutmak çok önemli. Okurken sadece o alanda değil de farklı alanlarda çok ilgilenilebilir. Daha farklı alanlarda çalışmak isterlerse hani çok daha planlı, çok daha iyi yapabilirler ki bence hangi bölümü okurlarsa okusun üniversite çağları özellikle girişimcilik için, girişimcilik yönetmek için ve üstüne gitmek için çok faydalı seneler. Sürekli deneyebilirler. Çok küçük yatırımlarla insanlar üniversiteden çok akıllı işler kurabiliyor. Eğer müzik sektöründe ilerlemek istiyorlarsa günümüz şartları çok değişti benim denediğim alanlardan. Biz şeyi kovalıyorduk mesela
birinin mail adresini bulalım da demoya atalım. Bir programın mail adresini bulalım da onu kovalayalım derdimiz vardı. Abi şu an bayağı DM'den yürüyün derim. Çok gördüm öyle. Yani yapımcıların, menajerlerin, aranjörlerin Instagram'dan mail atıp işte şarkı söylerken veya bir şarkısını tanışılan, albüm teklif edilen bunları kullanabilirler. Benim en büyük şansım yapımcıyla buluştuğum zaman elimde çıkarabileceğim şarkılarla gitmiş olmamdı. Bir fırsat geldiği zaman elinizde mutlaka bir envanter olması gerekiyor. Bir de üretim yoluna gitmelerini tavsiye ediyorum. Ondan sonra daha eşsiz bir alana geliyorsunuz sanatta. Okula gitmediğin bu meslekte kendini nasıl geliştirdin? Ne gibi yardımlar aldın? Akademik eğitimlerini alsaydın daha kısa sürede daha başarılı olur muydun sence? Olmayabilirdim. Hiçbir zaman müzik konusunda eğitilmekten hoşlanmadım. Yani hep problem yaşadım öğretmenlerimle. Lisede şan dersleri alıyordum. Kadın bana böyle söyleyeceksin diyordu. Doğrusu bu. Yani entonasyonum var. Böyle söylemen lazım. Hayır, bu bence daha güzel tınlıyor diyordum. Konservatuvarlı arkadaşlarımdan hep duyduğum bir şey var. Sürekli bir Türk müziği. Bu doğal bir şey. Yani bu topraklarda yaşıyorsun. Bazen yaratıcılığını sınırladığını iddia eden ya da söyleyenler var. Hani katılırsın katılmazsın onu bilmiyorum. Dediğim gibi belki bu kadar özgün veya kalıp dışı olmayabilirdim. Daha özgür hissediyorum kendimi. Dışarıdan kendi eğitilmek istediğim alanlarda hep destek aldım müzik konusunda. Okuduğu bölümden memnun olmayan kişiler hayallerinin peşinden koşarken ne gibi zorluklarla karşılaşacaklar ve bunlar karşısında neler yapmalıdırlar? Bir şekilde okuduğum bölümden zaten memnun olman lazım diğer işlerinde yürümesi için bana sorarsan. Şimdi senin asıl işin öğrencilik yani. Ailen de sana bunu dayatıyor. Asıl sorumlulukların öğrencilik. Ama sen ekstradan ben bunu istiyorum ve bunu yapacağım dediğin zaman çarpı iki. Yani neysen. Okuldan memnun değilken o yürümüyor. Yani kafa oradayken zannetmiyorum ki yürüsün. Dördüncü sınıftayım. Ben bu işi yapmak istemiyorum deyip bölüm değiştirmek bana saçma gelmiyor. Ben kurumsal hayatta çalışmak istemediğime karar verdiğimde üçüncü sınıftaydım. Oradaki o iç siyaset, insanların birbirini hani sosyopatlık derecesinde tepeye çıkmak için ezmesi, bir sürü işsiz ve seninle rekabet eden aynı pozisyon için insan, benim inandığım insani değerlere karşı. Müzik benim için öyle bir sektör. Yanındaki adam ne kadar iyi yaparsa yapsın, onun iyi veya kötü yapması senin yaptığın işi etkilemiyor. Sen iyiysen iyisin abi, kötüysen de kötüsün. İşin kurumsal tarafı benim ruhuma ağır gelecekti. Ama ben bunu fark ettiğimde 3. sınıftaydım. O yüzden abi okuldan memnun olmak önemli. Yani özellikle okuduğum bölümden memnun olmak önemli. Değişikliğe, farklılığa, çevreden her zaman bir tepki gelir. Meslek değiştirmek isteyen bir kişi bu tepkilerle nasıl başa çıkmalıdır? Adamın iç dünyasında neler oluyor, bitiyor bilemiyorsun. Önce iç dünyasında güçlü olacak ki ne istediğine dair çevresine göstermekle. Karşıdakini ikna edebilsin. Önce bireyin kendi içine ikna olması lazım. Sonra ailesini ikna etmesi lazım. Sonra komşu teyzelerini ikna olması lazım. İşten geçmeden yoldan geçiyor. Çok güzel konuşuyor yani. Sanki yokmuş gibi. Şarkıcı falan olunca kızlar düşüyor mu abi? Abi düşüyordur mutlaka. Ben bunu hiçbir zaman şey olarak kullanmadım. Yani hani böyle ben şarkıcıyım biliyor musun falan. Hiç böyle bir şekilde flörte şarkı girmedim. Dinledim. Benim açıkçası yani burada biz bizeyiz. Hani kimse izlemeyecek nasıl olsa. Benim açıkçası korktuğum şey şu oluyor. Eskiden şeyi biliyordum. Hani biriyle flörtleşiyorsam yani beni beğenmiş, karakterimi beğenmiş falan filan. Şarkı çıkardıktan sonra neye İstinaden seninle flört etmeye çalışıyor bilmiyorsun. Yani seninle bir haber mi istiyor? Seni hani param var zannediyor ki ben emekçi bir adam para falan. Ona mı geliyor, buna mı geliyor? Hani amacı ne? Arkadaşı atıyorum organizatör ya da aranjör hani ona mı yakınlaşmak için? Yani bir sürü şey düşünüyorsun. O yüzden ben daha açıkçası eskiden olduğumdan daha konservatif bir hayat yaşadığını düşünüyorum. Daha kapalı, hani daha küçük bir dünyaya. Ki bu daha da küçülecektir. Yani işler büyüdükçe. Bu tamamen koruma içgüdüsüyle oluyor. Düşüren düşürür diyorum. Popüler olmanın okulda avantajları nelerdir? Daha önce klibim ve işte şarkı kayıtları nedeniyle kaçırdığım bir sürü quiz ve ders olmuştu ve bu hani GPA'ya etkiliyor sonuçta. Son sene abi nasıl olsa bir tane şarkı çıkarmıştım. İkinci şarkının da çıkma arifesiydi. Quiz oluyor veya gelemediğim ders oluyor. Hocam diyorum böyle böyle bir şarkı çıkacak. İşte klip çekimimiz bugün. Hava koşulları bugün uygundu. Hani dedim benim quiz'i ya dedim hani ben gelip ertesi gün olayım ya da işte ertelesek olur mu? Sağ olsunlar yani sorduğum bütün öğretmenler bu konuda esneklik gösterdi. Sırf hani popülerlik işte şan şöhret peşinde koşmayan bir kardeşleri olarak işte. Sanatı ve sanatçı. Aynen. Desteklediler ya. Yani gerçekten hani onu...
hem okul hem sanat işleri aynı anda götürülebiliyor mu? Benim sektörümde şöyle sıkıntılar var. Genelde müzik sektörü akşam çalışıyor. Yani sabah 8'de stüdyo açan ya da Batu sabah 10'da kayda gel bir kayıt alalım diyen yok. Akşam çalışılır ve sabaha kadar da sürüyor. Yani sabah 4-5'leri görüyoruz genelde. Bir kayıt varsa, bir aranje yapılıyorsa. Öyle bir durumda ertesi gün okula gitmek, konsantre olmak zor. Biraz kaytarmaya meyilli oluyorsun. Psikolojik olarak da okula gitmek çok zor. Single'ın çıkmış abi artık yani. Kutlamak istiyorsun falan. Ertesi gün finalim var. Hani ders çalışıyorum, YouTube'dan refreshliyorum hani kaç bin dinlendi falan diye böyle. Psikolojik olarak hani buna ihtiyacın var mı hala kısmında kendini okulda tutmak zor. Yani özellikle bu meslekte diyeyim. Orada dirayetli olmak lazım. Ana motivasyonum şuydu. Bir an önce bitireyim de hani işime tamamen vereyim kendimi. Öyle öyle ite ite geldik bugünlere. Az önce de söylediğim gibi aslında İki alanda yürüyeceksen ikisini de sevmen gerekiyor. Evet, evet. Yani aslında okuduğun bölümü de seviyordun ki bir yandan tutunabildin aslında onu sevmiyordun. Ya bu şey de olabilir. Adam bir girişim yapmıştır. Atıyorum bir aplikasyon kurmuştur ve yürüyordur. Cebine para giriyordur. Orada şey düşünüyor. Ya bu çok normal. Hani hala okumama gerek var mı? Zaten kazanıyorum burada. Ama işte bilmiyorsun ne kadar seni götüreceğini. Menajerin ya da sana yardımcı olan kişiler okula devam etmeni mi istedi yoksa bırakmanı mı? Devam etmemi istediler. Hatta benim 21 yaşında imzaladığım sözleşmede şöyle bir madde var babamın koydurduğu. Şimdi klip çekimleri, şarkı kayıtları falan filan belirlenen günde gelmek zorundasın. Yani öyle bir madde var. Ona şöyle bir madde koyuldu. Okul ve sınav takvimi uygun oldukça. O madde çok ilginçtir. Yapım şirketimin de hoşuna gitti. Üniversiteli işte genç kardeşimiz, işte genç sanatçımız diye lanse edildi. Ben imzaladığım zaman şirketin en genç sanatçısı bendim. Daha sonra Aleyna Tiki de imzaladı işte. 6 ay sonra. Daha farklı bir okul veya bölümde olsaydım yine de sanatçı olmayı tercih eder miydim? Ederdim ya. Hayatımı geçirebildiğim sürece bu işte yaşadığım zorluk ve hani ekonomik olarak da zorluk beni hala mutlu edecek. Yani bunun kararını verdikten sonra özgürleşiyorsun da zaten. Sokakta da yatarsın, aç da kalırsın. Bukowski'nin Go All The Way diye bir şiiri vardır. Eğer bir yola gireceksen sonuna kadar git. Bu eşini, çocuklarını, aileni, arkadaşlarını hatta belki aklını kaybetmen anlamına gelebilir. Ama günün sonunda başarırsın ve anlarsın ki aslında olabilecek en güzel kavga buymuş. Unistart'a bir reklam şarkısı yazar mısın? Yazarım abi. Jingle mingle ihtiyacınız varsa ya da atıyorum böyle bir voice over lazımsa işte Unistart'ta bu hafta falan. Hepsini yaparız yani. Öğrenci ortamından, üniversite ortamından bir anda koptun mu? Koptuysan bu süreç nasıl geçti? Yani koptum sayılır. Bir arkadaş çevrem vardı, okulda vakit geçiriyordum. Bilgi Üniversitesi'ne gidecek olan öğrenciler görecekler. İnsanlar oturuyor, zaman geçiriyor, çok güzel müzikler çalınıyor. Profesyonel müzik yapmakla amatör müzik yapmanın zaten temel farkı şurada ayrıldı benim için. Amatör müzisyenken yaratıcılığının zamanı yok. Ben bir şarkıyı bir yılda da bitiririm, 10 yılda da bitiririm, umurumda değil. Bu işi profesyonel yapmaya başladığın zaman bazen yaratıcılığını sınırlı zaman içinde göstermeni istiyorlar. Atıyorum şuraya bir verse daha yazsana ya da şuraya bir ara bir melodi yazalım. Şimdi yarına istiyor adam. İlham tamam çok havada bir kavram ama öyle şak diye de gelmiyor. Biraz daha disipline etmiş olman lazım. Yaratıcılığını aslında sınırlı zaman içinde çıkaracak bir özverin oluşuyor içeride. Şimdi öyle bir tempodayken de okuldan yavaş yavaş böyle abi ben uyumaya gideyim işte ders bitti ben 2 dakika işte eve gideyim hani oturmayayım falan oluyor. Arkadaşların seninle benzer hayat emellerini paylaşan ya da seni anlayabilecek insanlardan oluşmaya başlıyor. Çünkü herkes sevmiyor abi yani. O sen de hep gidiyorsun falan deyip yani sitem edebiliyorlar ki haklılar. Az önce konuşurken bahsettim. Dedim ki hani böyle daha dar bir alanda yaşamaya çalışıyorsun. Hareketlerine dikkat ediyorsun. Neden? Neden? Türkiye'de yaşıyoruz da ondan. Dar bir çemberde istediğim gibi hareket edebilirim ama geniş bir çemberi kontrol edemem. Bizim toplumda da çok fanatiyiz biz. Çok çabuk severiz, çok çabuk nefret ederiz. Sonuçta müzikle uğraşıyorsun. Ne olursa olsun ben bir hikaye anlatıcısıyım. Ve anlattığım şeyle para kazanmam lazım. Anlattığım şeyde otosansür uygularsam bu sefer kendimin, yani kendi iç dünyamdan yemeye, kendi saygımdan da yemeye başlarım.
Onun bir dengesi var ama. Özellikle Türkiye'de korunması gereken bir dengesi var. Ben de isterim Alex Turner gibi ödül kazandıktan sonra rock and roll deyip böyle mikrofonu bırakmak. Ama yaparsam onu bir daha beni çağırırlar mı? Çağırdan çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Bayağı okeyim bu sohbette. Sağ olun, sağ olun. Bizi kırmadın geldi. Zahmet ettin geldi. Bizi kırmadın, zahmet ettin. Her zaman. Yoğun bir programım vardı. Bize zaman ayırabildin. Cevapların için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konu kaldığınız için. Kıyarın kopabilir. Gel. Okey. Ne diyeyim ama bir şey için Unistart. Yani tamamen kendi içinden ne geçiyorsa, bizim kanal hakkında ne düşünüyorsan onları da söyleyebilirsin. Açıkçası ilk duyduğum zaman baktım içeriklerinize, çok faydalı geldi. Fikir çok iyi. Yani ben lisedeyken böyle bir kanalı izlerdim. Yapacağım tercihlere etkisi olurdu. O yüzden arkadaşlar Unistart kanalına abone olmayı unutmayınız.